Alo, ünlü estetik cerrahi uzmanı Ordinarius Profesör Derin Yüzer'le mi görüşüyorum efendim? Hocam ben Türkiye Vakfı'ndan Bilal Dibini Sıyır. Evet, şimdi hocam seni çok methettiler. Alanında bir numaradır. Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç düşünüyorsan mutlaka Derin Hoca'dan başkasının altına yatma dediler. Bıçak altına manasında yani. Nasıl tam olarak anlamadınız? Hocam sen yüz nakli yapmıyor musun? Tamam işte ben de yüz nakli için aradım sizi şu anda. Yo, yüzüm falan yanmadı. Hayır, ergenlikten kalma sivilce kraterlerim falan da yok hocam. Ne? Yo, yüzsüz de değilim. Yani tamam, mecazi anlamda yüzsüzün santraforuyum. Orası tamam ama fiziki olarak gayet normal bir insanım. Onu söylemeye çalışıyorum. Hocam beni yorma ne olursun, bak soru sorup durma ya. Benim Türkiye'den ebediyen kaçıp Amerika'da yeni bir hayat kurmam lazım. Onun için de yüzümü değiştirmem lazım. Olay bu. Parayı dert etme hocam. Para bok bende. Yani para bol. Zaten yurt dışına kaçıracağımız, yani çıkaracağımız paralar için yüz nakli lazım. Anladın mı? Çaktın. Ya reis kaçmayacak olsa zaten ben niye kaçayım? Hocam senin kafan çalışmıyor mu? Sen niye arayayım ben o zaman ya? Geri vites misin? Nesin sen? Anlamadım ben seni. Evet, maalesef reis de kaçıyor. Tabii biz de daima reisin izinde olduğumuz için doğal olarak biz de arkasından şey yapıyoruz. Tabii, o da yüzünü değiştiriyor. Valla ameliyatı kim yapacak ben de bilmiyorum. Hocam gizli tutuluyor o işler. Yalnız reis zenci yüzü yaptıracakmış. Öyle duydum ben. Hani boyu uzun ya reisin. Ha orasını bilemem. Tabii, ses sorunu çözmesi lazım. Tabii. Biz neyse ama o dünyanın neresine giderse gitsin mutlaka sizi anında sesinden tanırlar reisi. Ey Johnny Depp, sen söyle kimsin ya dese mesela hemen kelepçeyi takarlar anında. Neyse hocam, reisin derdi beni mi gerdi Allah'ını seversen. Bizim yüzük kardeşinin sonuna geldik diyorum ben sana. Dava mı? Ne davası hocam? Patlamış ampulün davası mı olur Allah'ını seversen? Salak mısın nesin ya? Güldürme beni. Sözümü geri alıyorum hocam. Şimdi hocam sen bana bu seçimler gelmeden acil tarafından bir ameliyat günü ayarlasan nasıl olur? Vallahi hocam Kılıçdaroğlu yaman çıktı, çemberi daralttıkça daraltıyor. Yemin olsun böyle buhranlar geliyor. Duvarlar üzerime geliyor. Panik atak oldum diyorum ben sana ya. Şerefsizim bak. Gerçekten şerefsizim. Bak her gece kan ter içerisinde uyanıp ayakkabı kutularındaki efendim çikolata kutularındaki paraları sayıyorum teker teker. Gözüme uyku girmiyor diyorum hocam. Dolarlarıma, eurolarıma sarılıp anca öyle uyuyabiliyorum. Evet hocam tarih diyorduk. Ne olursun bana bir tarih ver. Evet. Nasıl üzgünsün ya? Hocam bak bana bir kıyak yap Allah'ını seversen, ayağımıza alışsın ya. He? Bak bizim tayfadan diyorum ki sana, daha dünya kadar insan kaçma hazırlığı yapıyor şu anda. Hepsini sana yönlendiririm hocam bak. Komisyon momisyon falan da istemem. He hocam ne diyorsun? Hocam. Gülüyor mu la bu? Hoca alo. Hocam sen kahkaha atıyorsun şu anda ama bu hiç hoş olmuyor hocam. Ne? Nasıl? Hep bugünün gelmesini mi bekledin? İçinin yağları mı eriyor şu anda? Adamın işte böyle façasını alırlar mı? Puh, Allah senin bin belanı versin hocam. Seni tavsiye ettiler diye aradık. Doktor kılıklı kasap seni pis herif. Kapat lan, insanın yüzünü değiştiriyorsun bir de Allahsız vicdansız herif. Dinin neresinde var lan böyle bir şey? Kapat. Allah'ın yarattığı yüzü gidip değiştiriyor, başka bir şeyle değiştiriyor. Allah korkusu yok bunlarda. Hiçbirinde Allah korkusu yok bunların.